Genellikle hastalar çocuğuma alerjik rinit tanısı konuldu, bu ne anlama geliyor diye soruyorlar. Alerjik rinit yani burun alerjisi Türkçesi. Burunda kaşıntı, doluluk hissi, hapşırma nöbetleri ve beyaz bir akıntı ile kendini belli eden bir hastalık. Alerjik rinit nasıl oluşur? Kalıtsal mıdır diye soruluyor. Evet, kalıtsal nedeni var. Fakat tek başına kalıtsal yani genetik faktör önemli değil. Çevre etkileşimleri önemli. Çevredeki alerji yapan maddelerle karşılaşması önemli. Dolayısıyla kalıtsaldır ama alerjiye sebep olan madde ile karşılaşmasıyla hastalık gelişir diyebiliriz. Alerjik rinit burun işlevlerini bozar. Evet, bozar. Burunun 3 tane önemli görevi vardır. Bunlar akciğere giden havayı ısıtma, nemlendirme, süzme işlemleridir. Dolayısıyla bu işlevler bozulur. Genize akıntı nedeniyle öksürük gelişebilir. Alerjik rinite neler acaba sebep olabilir? Alerjik rinite yol açan maddeler, nedenlerin başında çocuğun karşılaştığı maddelerden ev tozu akarı, ev tozunun içinde bulunan canlı hayvanların dışkıları, gözle görülmeyen mikroskopik polenler, hayvan tüyleri, küfler, böceklerin salgıları, hamam böceği gibi besinler ve çevre faktörleri, yani ev içinde ve ev dışındaki hava kirliliği ve birdenbire görülen iklim değişiklikleridir. Nasıl teşhis koyacağız, nasıl tanı koyacağız? Klinik olarak hapşırma, burun ve boğazda kaşıntı hissi, burun akıntısı, burun tıkanıklığı görülür. Ağzı açık uyuma görülür burun tıkalı olduğu için. Bu horlamaya, geniz eti gelişimine, uyuklamaya, ruhsal durum bozukluğuna bile sebep olabilir. Hatta okul başarısını bile etkileyebilir. Göz altında mor lekeler, devamlı burnu yukarıya doğru silme hareketi, itme hareketi, burnu tavşan burnu gibi oynatma. Bunlar belirgin belirtilerdir. Hangi testlerle tanı koyacağız? Burun salgısından yayma yaparız. Özellikle eozinofil hücrelerin görülmesi, kanda özgül antijen araştırmaları, deride yapılan alerji testleri tanıda kullanılır. Ayrıca özel aletlerle burun içi hava akımları ölçülebilir. Alerji testleri her yaşta yapılabilir. 3 aylıktan büyük her çocuğa alerji testi yapılır ama bu alerji uzmanı tarafından yapılmalı ve alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Alerjik rinitin mevsimlerle de ilişkisi vardır. Özellikle polenlerle olan alerjik rinitlerde mevsimsel özellik vardır. Polenler bitkilerin erkek cinsel hücreleridir ve uçarak kilometrelerce yol gidebilirler. Rüzgar yoluyla dağılan bu tipler alerjiye sebep olur. Böceklerle taşınanlar alerjiye sebep olmaz. Ama polenlerin yayılması sıcaklık, nem oranı rüzgara göre de değişir. Hangi polenler acaba alerjik rinite neden olur? En fazla alerjik rinit özellikle mevsimsel olanlara yeşil çimenler, tarla polenleri, yabani otlar ve ağaç polenleri neden olmaktadır. Ev tozu ile olan alerjilerde bütün mevsimsel özellik yoktur, yıl boyu devam eder. Tedavi nasıl yapılır? İlaçların yan etkileri göz önüne alınarak alerji uzmanı tarafından mutlaka yapılmalıdır. Gerek ağız yoluyla içerek verilen ilaçlar, gerekse burna uygulanan damla veya sprey şeklindeki ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlarla tedavi, yan etkiler göz önüne alarak kontrollü yapılmalıdır. Halk arasında aşı tedavisi denilen tedavi şekli ise yapılır. Gene alerji uzmanı tarafından alerjinin yol açtığı deri testiyle kanıtlanmış hastalarda çocuğun alerjik olduğu maddeleri giderek artan dozlarda verilerek yapılır. Standardı iyi yapılmış kontrollü aşılar kullanılmalıdır. Mutlaka her türlü önlemin, anafilaksi önleminin alındığı ortamda alerji uzmanı tarafından yapılıp dozu ayarlanmalıdır. Bu aşılar enjeksiyon şeklinde deri altına veya tablet şeklinde dil altına verilebilmektedir. Tablet şeklinde verilenleri daha kısıtlıdır ve ancak 5 yaşın üstündeki çocuklarda aşı tedavisi uygulanmalıdır. Tedavi iyi yapılmazsa veya hasta tedaviyi reddeder veya geciktirilirse neler oluşabilir? Burun içinde polipler gelişebilir, sinüzit gelişebilir, orta kulak iltihabı gelişebilir, havalanma bozukluğu olabilir orta kulakta. Orta kulak iltihabı kolaylaşabilir böylece. Genize doğru akıntı nedeniyle geniz eti gelişebilir ve bu geniz eti büyümesiyle uyku esnasında çocukta apne nöbetleri gelişebilir. Alerji bir yürüyüştür. Alerjik yürüyüş tabir edilen şekilde ilerleyebilir ve astıma doğru hastalık ilerleyebilir. Onun için zamanında alerji uzmanına giderek tanı ve tedaviyi doğru bir şekilde yapmak en güzel yoldur.